Akçakoca'nın taşıdığı değerin farkındayız. Evinden çıkıp 2,5 saatte Akçakoca'ya gelebilecek 30 milyon kişilik bir turist potansiyelinin tam ortasında yaşıyoruz. Bizler bunu en nitelikli şekilde kullanmak ve turizm sezonunu 12 aya çıkararak Akçakoca'yı bir cazibe şehri yapmak için göreve geldiğimiz ilk andan itibaren turizm kalkınma planımızı hayata geçireceğiz. Bu plan çerçevesinde kaybedilen 3 mavi bayrak geri alınacak. Akçakoca sahilleri ve denizi çöple ve lağım suyuyla dolmayacak. Mavi bayraklarımızın kaybedilmesinin en büyük sebebi olan deniz suyu temizliği istenilen seviyeye ulaştığında, Akçakoca'nın hedeflediği turizm atağının gerçekleşmesi için hiçbir engel kalmayacaktır. Ceneviz plajına mavi bayrağını da, yıkılan tesisi de yeniden kazandıracağız. Hazırladığımız projede deniz taşması sonucu yıkılan tesisi yeniden ve daha kullanışlı olarak inşa edecek ve Akçakocalıların hizmetine sunacağız. Forest Akçakoca ile Batı Karadeniz'in en büyük macera ve etkinlik parkı Akçakoca'da olacak. 20 bin metrekare alan üzerinde projelendirilen Forest Akçakoca'yı orman içi macera, dinlenme, etkinlik ve eğlence merkezi olarak planladık. Akçakoca Yukarı Mahalledeki tarihi yöresel mahalle pazarı çevresindeki mahalle evleri kentsel dönüşüme sokulacak ve belirlenen geniş alan içerisinde tek bir atıl yapı bırakmayacağız. Ayazlı'ya kazandıracağımız cam teras projesiyle Akçakoca'nın turizm potansiyeli yaz sezonundan ibaret kalmayacak, turizm sezonu uzayacak. Değerli Akçakocalılar, beşikten mezara kadar tüm vatandaşlarımızla birlikteyiz, omuz omuzayız. Bu sebeple 40 proje içerisinde en fazla sosyal belediyecilik projelerine ağırlık verdik. Akçakoca Asri Mezarlık Kompleksi projesiyle Akçakoca halkına kolay ulaşılabilir, halkın ihtiyaçlarına cevap verebilen, içinde cami, gasilhane, morg ve taziye evi bulunan bir kompleksle vatandaşlar cenaze ve defin işlemlerini ücretsiz bir şekilde yapacak, her dini bayram öncesi mezarlıkların temizlik ve çiçeklendirme işleri belediyemiz tarafından yapılacaktır. Çevre dostu Akçakoca Kapalı Pazar Yeri projesiyle mevcut pazar yerinin çatı tadilatını yapacak, çatıya kurulacak olan güneş panelleriyle pazarın ısıtılmasını sağlayacak, pazar yerinin temizliği belediye ekiplerimiz tarafından düzenli olarak yapılacak, pazar yerini modern ve temiz bir görüntüye kavuşturacağız. Patili Dostlar Köyü projesiyle 10 bin metrekare alan üzerinde sokak hayvanlarımıza bir yaşam alanı oluşturup, düzenli olarak bu hayvanların tüm fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayacak ve aynı zamanda bu alanı sizlerin ziyaretine açacağız. Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi projesiyle Akçakoca'da yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek olan bu merkezde vatandaşlarımızın kişisel bakım ihtiyaçları giderilecek, sosyalleşebilecekleri etkinlik alanları oluşturulacak ve hobi kursları açılacaktır. Emekli vatandaşlarımıza, şehit ve gazi ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza faturalı sistemde %50 indirim, kartlı sistemde 10 metreküp hediye edeceğiz. İyi günde, kötü günde Akçakoca Belediyesi sizinle. Akçakoca Belediyesi olarak belediye nikah salonunu ivedi bir şekilde tadilat ettirecek ve Akçakoca'mıza yakışan bir hale getireceğiz. Belediye nikah salonunda mevcut masa ve sandalyeler tamamıyla değiştirilecek, daha modern ve daha kullanışlı bir şekilde hizmet verecek. Akçakoca'daki 14 caminin tamamının temizliğini Akçakoca Belediyesi olarak düzenli bir şekilde biz yapacağız. Gerek deprem, gerek sel noktasında ne yazık ki pek çok afeti yaşadığımız kentimize, vatandaşlarımızın can güvenliği ve huzuru için en ince detayına kadar düşünülmüş olan acil afet planımızı göreve geldiğimiz ilk yıl hayata geçireceğiz. Her haneye deprem çantası dağıtacağız. Sosyal ambulans projesiyle belediye bünyesine katılacak olan tam teşekküllü bir ambulans, doktor ve hemşire ile ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımız sağlık problemi süreçlerinin hiçbir aşamasında yalnız bırakılmayacak, evlerinden alınıp sağlığına kavuşana kadar bizler onlara refakat edeceğiz. Muhtarlar Meclisi'ni kuracak, Akçakoca'yı 8 mahalle, 43 köyüyle bir bütün halinde yöneteceğiz. Mahalle buluşmalarıyla vatandaşlarımızın sorunlarına kulak verecek, hızlı ve etkin bir çözüm mekanizması oluşturacağız. Akçakoca'daki ilkokul, ortaokul ve liselerin tamamına düzenli olarak kırtasiye ve spor malzemeleri desteği sağlayacağız. Gelişen ve küreselleşen dünyada teknolojiye ayak uydurmak, işletmelerimizi bir adım ileriye taşımak için tüm esnafa dijital dönüşüm ve danışmanlık desteği verilecek. Akçakoca'mızın gençleri her şeyin en iyisine layık. Bizler gençlerimize hizmet etmek amacıyla belediye meclisinde temsiliyeti olan tüm siyasi partilerin katılımıyla bir komisyon kurulacak.
Bu komisyon için oluşturulan fondan Akçakoca'da ilk defa burs programı başlatılacak, ilk harçlığınız bizden projesiyle lisans ve ön lisansa yerleşen tüm öğrencilerimize 5000 TL eğitim desteği verilecek ve tüm öğrencilerimizin TYT ve AYT sınav ücretlerini Akçakoca Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Gençlerimiz kaykay yapmak için artık Akçakoca dışına gitmek zorunda kalmayacak. Akçakoca'nın iki noktasında kaykay pistimizi gençlerimizin ihtiyacına karşılık verecek şekilde hizmete geçireceğiz. Akçakoca'mızın her biri birbirinden değerli kadınları için var gücümüzle çalışacağız. Kadınlar Kampüsü projesiyle mevcutta Kadınlar Plajı olarak faaliyet gösteren alan içerisine çevre şehirlerde örneği olan ve Akçakoca'daki kadınlar tarafından da ilgi gören kadınlar havuzunu ekleyerek o bölgeyi tamamıyla kadınlara özel bir kampüs haline getireceğiz. Üreten Akçakoca'nın Üreten Kadınları Projesi, Akçakoca Belediyesi desteğiyle kurulacak bir kadın kooperatifiyle kurumsal ve Akçakoca'yı temsil eden bir marka oluşturulacak. Akçakocalı kadınlar hem ürettikleri ürünleri dijital platformda satışını yapabilecek hem de ev ekonomilerine katkıda bulunabilecekler. Türkiye yüzyılında Akçakoca'yı kültürün, sanatın ve sporun başkenti yapacağız. İçerisinde 200 kişi kapasiteli bir kütüphane, çocuk parkı, hobi kursları, süs havuzu, açık hava sineması, spor sahaları ve bisiklet yolu da bulunan Millet Bahçesi projemizi hazırladık. En kısa zamanda değerli Akçakoca halkının hizmetine sunacağız. Spora, sporcuya destek veren bir Akçakoca için kolları sıvayacağız. Akçakoca Spor Kulübü'ne yeni bir tesis inşa edecek ve farklı spor dallarında yeni takımlar kurulması için gereken tüm desteği vereceğiz. Akçakoca'nın gündemini artık ulaşım problemleri meşgul etmeyecek. Akçakoca Düzce Otobüs Güzergahı düzenlemesi yapılacak. Otopark projesi hayata geçirilecek. 8 mahalle eşit hizmetle belediye otobüsü geçmeyen mahalle kalmayacak. Üniversite yolu yapılacak. Ketmenli kavşağı yapılacak. Sapak kavşağı yapılacak. Mendirek projesi yapılacak. Daha yaşanabilir, huzurlu, refah seviyesi yüksek bir Akçakoca için kolları sıvayacağız. İlk işim Akçakoca projesiyle amacımız üniversite mezunu olup henüz herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan gençleri sektöre ve profesyonel iş dünyasına hazırlamaktır. Oluşturulacak istihdam ağıyla gençlerin en büyük problemi olan iş tecrübesi sorununu ortadan kaldıracağız. Akçakoca'nın gençleri iş stresi yaşamayacak. Kırsal kalkınmayı canlandırmak, Akçakoca'da yerli üretimi desteklemek amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk haftası Akçakoca Belediyesi olarak tohum ve fidan dağıtım şenliği yapılacak. Proje, Arge ve kaynak üretme masası kurulacak. Güneş tarlaları ve mikro HES projeleriyle tüm enerji kaynakları içinde çevresel faktörlerden en az etkilenen, kaynağı sonsuz olan güneşten ve sudan maksimum seviyede faydalanacak, 4 noktada kuracağımız güneş panelleri ve kuracağımız mikro HES'lerle elde edilen enerjiyi vatandaşlarımızın hizmetine sunarak ucuz ve çevreyle barışık bir Akçakoca'yı inşa edeceğiz. Akçakoca'ya efendi değil, hizmetkar olmaya talibiz.